Tekrardan sizi iktidarda görmek istiyoruz ne inşallah. Ne mutlu bana. Sağ olun. Size, desteğinizle. Sizin arkanızdayız. Ne güzel. İnşallah kazanırsınız i̇nşallah. Bir daha. Duanızla. İnşallah. Bir ilk seferde kazandınız. Adak adadık. Allah'ın izniyle bu seferde kazanacaksınız. İnşallah. Dualarımız sizinle. Duanız ruhumu ısıttı. Allah razı olsun sizden. Tekrar teşekkür başarılar ederim. Diliyoruz. Sağ olun hanımefendi. Saygılar. Oylarımız sizi gurur duyuyoruz sizinle. Sağ olun, sizinle. Onur duydum. Allah yolunuzu açık etsin. Amin. Çok naziksiniz. Teşekkür ederim. Ucuzluk istiyoruz, ne evet, isteyebiliriz? Evet, haklısınız. Yani. İnşallah, bu kötü ekonomi inşallah hep birlikte düzeltiriz. İnşallah, inşallah. İyi yönetemiyorlar ekonomiyi, onu da düzelteceğiz. İnşallah. Sağ olun. Başkanım burada. Anneciğim dua et bize. Canım sabahtan beri bekliyorum. Sabahtan beri bekliyorum. İyisiniz ben. İyiyim ya. Siz nasılsınız? Sağ olun. Ne olur şu zalimlerden kurtarın. Hoş geldiniz. İnşallah. Merhaba. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyiyim. Bekliyoruz sizi. Merhaba. Nasılsınız? Hemşerim sen Trabzon. Başkanım. Bunları kendi silahından vur. Böyle yapıyordular. Şimdi sisi diyordular. Kendileri öyle. Öyle. Gitti sisi lan kanka oldular. Öyle. Yalanı yalanı dolanı şey oldu. Fatih'e Bakan'a da ne iftiralar atayla yok şu 25 öyle dolar öyle aldı bilmem ne etti. Madem 25 bin dolara satılıyordu siz ver alaydınız onu 50 evet bin dolara. Yani İnşallah doğrularla kazanacağız. Ha, onların yani, yalanını da açığa çıkaracağız. Benim burada Mehmet Sekmen oraya şey vermişti. Benim çocuklarım buradan kaza gördü. Yüksel Bey de biliyor. 3 tane torunum kaldı orada gelin. Başka Allah rahmet eylesin. Başınız sağ olsun. Erzincan'a depremden sonra mı göç ettiniz? Biz 32'de göçtük oraya. Daha önce? Ha. Dedelerimiz Sürmene'den neresine oraya geldik. Neresine Sürmene'den? Tercan'da orada. Tercan, Mercan var orada. Tercan'da çok kalabalık. Evet. Evet. Annemin köyüyle hanım köye evet doğru geçmiş. Çok memnun oldum. Size çok tebrik ediyorum. Sağ olun. Utanmıyorlar, televizyonlarda çıkıyorlar. Kurum var ya hani Murat Kurum. Ben ondan şikayetçiyim. Allah'a şikayet ediyorum onu. Şimdi 9 tane can o çamurun altında. 600 bin tonluk siyanür şeyini yapmış. Kapasitesini vermiş. Yazıklar olsun. Bir de utanmadan İstanbul'u istiyorlar. İstanbul'u yıkacaklar. Vermeyin. Vermeyeceğiz. Vermeyin. Vermeyeceğiz. Ama madem de çevre işinde kötü sınav verdiler. Benim de evladım. Ay sağ olun anneciğim. Sağ olun. Ne güzel. Ben senden 24 saat seninleyim. Ay sağ olun. Anamdan duydum bunu. Kimse önüne bir şey koyamaz. Ay sağ ol. Kurban olurum bir de aslında. Canım benim. Sağ ol anneciğim. Sağ ol. Başkanımız bir tane anne. Ay. Üsküdar adayımız. Merhabalar. Biliyorum. Ofise gidiyorum. Sağ olun. Alacağız beraber. Tabii. İnşallah. İnşallah. Tamam. Resim çekelim mi? Dursun. Çantalar önümüzde dursun. Ne güzel. Pazarda. İnşallah. Kolay gelsin. Hayırlı işler. Ablacığım iyi günler, saygılar. Sağ olun. İyi günler. Teşekkürler. Başkanım hoş geldiniz. Ne yapıyorsunuz? İyiyiz. Beraber iyi olacağız. İnşallah. Sizin de desteğinizle. Bir resim çekelim başkanım. Onur duyarım. Biz çekelim. Buraya bizi bir çeker misin başkanım? Yalnız şuraya bakıyorum ki buzluktan mı gelme değil yani. Tamam. Çünkü evde ayva kalmamış. Dün sordum. Buzluktan gelme nasıl oluyor anlıyorsunuz? Şurası buruşuk oluyor. Böyle tamam mı o buzluktan şurası buruşmadı mı nasıl anladın değil mi? Bak ben pazarcıyım ha pazardan anlarım. Hayır başkanım hocam. Kurban olayım. Buraya kadar sefer vermişsiniz lütfen. Partimize var. Ya ama hakkı ne ama olur ben peki. Çok naziksiniz teşekkür ederim tamam. Bereketiniz olsun. Sağ olun. İyi günler. Pazarınız bereketli olsun. Sağ olun. Nasılsınız? Sağ olun. Değil, teşekkür ederiz. Alışılmışın dışında olması gerektiği gibi. Herkes öyleyiz. Öyleyiz. Öyle. Sınav umarım veriyorum çünkü. Hep böyle devam ediyor. Doğru sınav bu. Doğrusu milletimizden bu alırız. Eleştiri de bizim sınavımız. Övgü de onun için ne mutlu bize. İnşallah teşekkür ederim. Merhaba canım. Fotoğraf çekilebilir. Dayı bir bakın kendinize. Dayı nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ederiz. İnşallah sizlerle birlikte. Allah'a emanet olun. Ne o siz de öyle. Var mı bir isteğiniz? Canınızı sağ olun. Saygılar. Önce sağ olun diye onu bu düşündüm. Öyle. Önce sağ olun. Öyle. Ama ne güzel bak gene hayat pahalı ama pozitif bakıyor. Ne güzel. Neresinden? Durağan, Sinop, Durağan. Ne güzel. Çok gittim oraya. Evet. Çok gittim. Ne güzel. Onur duydum.
Hadi sağ ol. Sağ ol. Sağ ol ablacığım. Çok da yakışıklı babası var vallahi. Ama başkanım ben 31 Mart'ta size oy vereceğim. Ben ilk seçim 31 Mart'ta size oy vermeyeceğim. Olsun. İkinci turda vereceğim. İkinci tur yok. Belediyede de hep iki tur yapıyorlar ya artık. Alıştık. Siz hiç merak etmeyin. Sağ ol kardeşim benim. Oy kurban ölürüm. Kurban ölürüm. Telefonunuzu ben çekeyim. Allah bağışlasın. Gel sen de genç haline gel. Sizin? Değil, ben yardımcı olayım tamam. İsterseniz. Telefonunuzu alayım efendim, yardımcı olayım. İyi misin? İyiyim, sağ olun. Allah bağışlasın. Çok tatlı. Açamadı. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Ay canım benim, bir kere sanırım. Tabii ki, canım benim. Tabii ki, tabii ki. Hep duvarlarım. Sağ ol, çok naziksin. Çok teşekkür ederim. Lütfen gel, lütfen gel artık. Seninle gurur duyuyorum. Görmeye geldi. Ne güzel. Ben ne kadar mutlu oluyorum bu gururlanmanıza, biliyor musun? Çok, çok mutluyum. Sağ ol. Çok mutluyuz. Sevgili başkanım. Eyvallah kardeşim. İyi bakın kendinize. Sağ ol. Siz de öyle. Başarılar dilerim. Adalet nedir sorusunun cevabını istiyorum. Adalet. Güzel. Adalet insanların yaşadığı ortamda kendilerinin korunduğunu düşündüğü sistemin varlığıdır. Yani hiçbir zaman hakkının yenmeyeceği ya da hak yenmeyeceğini bildiği, hissettiği sistemin varlığının bütününe adalet denir ve o adalet çatısı altında herkes kendini güvende hisseder. Peki siz adaletli bir ortamda yaşadığınızı düşünüyor musunuz? Şu anda çok sıkıntılarımız var. Ama hep birlikte aşabiliriz. Bu yönetsel olarak aşılması gereken tarafları var. İnsanların kendi uygulamalarıyla çözmesi gerekenler var. Çünkü insanların da birbirine davranışlarında adalet arayışını sağlamamız lazım. Bu kent adaleti var, kırsalda bile adalet var. Her yerin kendine has bazı adalet vurguları öne çıkıyor. Şimdi insanlardan başlayan ama devletimizin, milletimizin çözmesi gereken bütüncül baktığınızda adalet sistemi açısından da zafiyetlerimiz var. Çünkü adalet hani dinin devletin dini adalettir sözü bana çok asil bir söz. Devleti ayakta tutan. Onun için inşallah en güçlü adalet sistemine var etmemiz için çok yolumuz var ama çalışacağız hep birlikte. Peki siz hiç önceden adaletsizliğe uğradınız mı? Yani çok var anlatabilirim. İstersen ona girmeyelim. Tamam. Siyaset tarafı olur. Okulunuzdaki evet. Sunuma bence bunları versek daha doğru olur. Çok teşekkür ederiz. Çok rica ederim. Başarılar. Başkanım. Alayım biraz. Ya senin cömert eline kurban olayım ben. Senin o güzel, güzel. Orada bin buradan. Bir de gel, çek bizi. Çekelim çek mi? Bizi. Çek şu bizi. Cömert arkadaşım benim. Hemen uzaktan. Bugün Üsküdar'dayız. Dijital iletişim çadırımızı ziyaret etmek istedim. Bütün halkımızı bekliyoruz. Burada çok özenli bir çalışma yapıldı. Bütün hizmetlerimizi burada tanıyabilir, anlatabilir. Tabii dijital altlığı da oldukça güçlü. Örneğin bu sayfada, bu alanda dokununca burada yaptığımız özellikle Sarıyer Atatürk Ormanı gibi birçok alanın nasıl büyüklüklere sahip olduğunu toplamda nasıl bir yeşil alan kazandırdığımızı tümden İstanbul'a okuyabiliyorsunuz. Farklı tasarımlar da var. Mesela burada yine bir tesisimiz anlatılıyor. Bu da inşallah ikincisini de Anadolu yakasında yapacağız. Avrupa'nın en büyük atık yakma üzerinden enerji üretim tesisi. Bu aynı zamanda 1 milyon 400 bin insanın elektrik ihtiyacını karşılayan bir tesisi açtığımızı gösteriyor. Yine bir büyük salonda ki burası da çok etkileyici, bu ekrana bayıldım. Çok ilginç. Mesela şu rakamı yakaladığımızda 3100 kilometre içme suyu hattını görebiliyoruz. 232 deniz taksiyi görebiliyoruz. İşte mesela burada yine 4 kent ormanını, 1 milyon 560 bin tohum tesisini, büyük bir sayı görelim bakalım neymiş, yem desteğini.
50 deniz taksi, öbürü karıştı az önce. Evet, evet. 50 deniz taksiyi. Mesela 4 neymiş? Kent ormanını. 24 milyon litre ücretsiz halk sütü. 47.3 kilometre raylı sistem bitirmişiz. İnşallah Mart ayında bu 65 kilometre olacak. İki hatta açıyoruz ilave. Bunun gibi 100 kreş muhteşem. Kreşi çok seviyoruz. Ve bu bölüme de geçtiğimizde aslında kentimizi tüm hemşehrilerimizi burada aslında hem tanıtım videolarımızı geçen de güzel bir ortamda aslında bizim ilimlerimizi izleyebiliyoruz. Çok güzel bir başarılı farklı yaşamalarda, farklı projelerde sizlerle burada paylaşıyor oluyoruz. Üsküdar'ın meydanındayız, bekleriz. Burada 5 yılın minik bir özetini sizlerle paylaşıyor olacağız. Güzel bir ortam, dijital bir ortam. Gençlerin çok ilgisini çekeceğini ve güzel bir tanıtım olacağını da düşünüyoruz. Şurayı sevdim. Dilek Sinem Hanım buyurun. İlçe başkanımız. Dörtlü bir fotoğraf yapalım. Onur. Kiralık evler ve özel yurtlar ateş pahası. Devlet yurtları mesela yurt hizmetimizin videosu yoktu yani. Sıfırdı. 5200 öğrencimiz kalıyor şu an yurtlarımızda. İnşallah Eylül ayında bu 6000 öğrenciye ulaşacak. Bence çok değerli bir hizmet. Aynen işte 100 bin gencimize bu sene verdiğimiz burs gibi. Bunların her birisini burada dinliyor, izliyor, anlıyor ve öğreniyor olacaksınız. Ben İstanbulluları bu güzel ortama bekliyorum. Çünkü bütün bu hizmetleri İstanbul halkı başardı. Onun için İstanbul başardı diyoruz. Tek başına bir kişinin bir işi başarması mümkün değil. Bir siyasi partinin tek başına bu işleri başarması diye bir tarif yapmak asla doğru değil. Milletimiz başardı. Biz İstanbul'un başarısını İstanbul'la paylaşıyoruz. Kendilerini alkışlasınlar. Çünkü biz onların her kuruş parasını inanın ince, titiz bir şekilde harcayıp el değmemiş, hijyenik bir bereketli bütçe var etme konusunda çok çalıştık. İnşallah Üsküdar'da da Sinem Hanım ekip arkadaşlarıyla birlikte çok değerli bir çalışmayı Üsküdar'a kazandıracak. Biz bütün ilçelere çok etkin bir biçimde bu yönüyle hazırlık yapıyoruz. Ahlaklı, kimlikli, çağdaş, dayanışmacı, bugünün yoksulluğunu bitiren, ona katkı sunan emeklisine, işçisine, işsizine. Mesela biz 180 bin insana bölgesel istihdam ofisleri üzerinden iş bulduk. Belediyenin işi mi diye bu vaadimizi 2019'da çok eleştirmişlerdi. İşinizin olmadığı alanlara giriyorsunuz demişlerdi. Vallahi ben işimizin olmadığı hiçbir iş olduğunu düşünmüyorum. Biz iktidarın eksikliklerini de tamamlayıcı, örneğin ekonomik sıkıntıları en tepeye çıkarttıkları ortamda, yoksulluğu tırmandırdıkları ortamda biz herkesin bu ortamı en hasarsız şekliyle atlatması için İstanbul'da büyük bir dayanışma örneği ortaya koyuyoruz. Bir de hiçbir insanı rencide etmeden alan elin veren eli görmediği şekilde askıda fatura gibi birçok uygulamamızda, birçok hizmetimizde anne kartın cebine, annenin cebine bir anne kartı koyarak 650 bin annenin çocuğuyla beraber İstanbul'u ücretsiz gezmesini sağlamak gibi milletin parasını millete harcamaya, millet için projeler üretmeye devam edeceğiz. Yolumuz açık olsun. Gelin Üsküdar'da bu dijital tanıtım merkezimizi gezin. Biz Dilek'le gezdik, çok beğendik. Sinem Hanım'a da, ilçe başkanımıza da Üsküdar'daki mücadelesinde başarılar diliyorum. Sakin bir şekilde. O zaman evet, birkaç kişiyle. Ofise gidelim ya. Kalabalık olmaz. Evet, evet, evet. Pardon. İyi günler, sevgiler. İlçe başkanımız gelsin. Kalabalık. Tamam. Evet. Arkanı kes. Kapat. Kapatın, kalabalık olmayalım. Bu
Başkanlık girişimde. Tamam. Yok yok. Merhaba. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Kolay gelsin. Evet. Burayı da göreyim istedim. Peki şimdi yapılan her iş bizim işimiz. Kesinlikle başkanım. Öyle bakarız, öyle bakmıyoruz yani. Kimsenin şahsi meselesi değil. Sağ olun başkanım. Memleket için yapılan her iş bizim işimiz. Teşekkür ederim başkanım. İnancımızı ve neslimizi korumaya yönelik bağımsızlığımızla ve geleceğimizi İnşallah kaleciliğe başlayacağım. Kalecilik yaptım.